eve dön demeye geldiysen hiç boşuna nefesini yorma. Çünkü Ferit Aslan benden özür dileyecek önce. Bir şeyler ister misin? Çay falan koyayım mı? Yok, afiyet olsun Asma. Asma'nın hayırdır? Yani geçmişte yaptıklarını düşününce bu afra tafranın altı bana çok dolu gelmiyor, üzgünüm. Aa, ama senin hafızan her şeyi silmiş olabilir. Seversin. Yo, düşünüyorum, her şeyi hatırlıyorum. Ama ben hata yaptım. Hatalarımı da kabul ediyorum. Sonra gittim paşa paşa özrümü diledim. Şimdi o da aynısını yapacak. Asman, güven bana. Özür dilemek o yaraları telafi etmiyor. Tamam, haksız yere suçlandın, haklısın. Ama düşün bakalım. İnsanlar sana karşı nasıl bu hale geldi? Niye sana karşı bu kadar acımasızlar? İnsanlar kendilerini korumaya çalışıyorlar Asuman senden. Açtığın yaralar öyle kolay kolay kabuk bağlamıyor. Vallahi sendeki yaralar çok kolay kabuk bağladı. Mesela adamı seviyordun. Sonra kısa yoldan evlenmiş oldun. Fena mı oldu? İğneli laflar. Güzel Asuman. Ama artık yemezler ablacığım. Bak bence ne yapalım biliyor musun? Bir büyüye danışalım. Babamı arayalım mesela. O çözsün bu durumu. Hem çok merak ediyorum Deniz'in evinde kaldığını öğrenince tepkisi ne olacak? Tabii, beni yola getiremedi. Şimdi de geldin, beni tehdit ediyorsun değil mi? Peki babam küçük kızının ablası tarafından ihanete uğradığını öğrense? Hı? Ablasının üç günlük adama güvenip onu suçladığını falan duysa ne olur? Bilmem, ne olur? Mesela kızının para için el kadar çocuğun hayatıyla oynadığını bilse ne der? Ya da sonra bu hatasını telafi etmek yerine Demet'le Hakan'la girdiği tehlikeli oyunları öğrense ne der? Vay be, babamın bilmediği ne çok şey varmış Asuman ha? Laf yapıyorsun şu an. Sence? Sence yapıyor muyum? Alo kızım. Babacığım nasılsın? İyiyim kızım, sen? Ben de iyiyim. Tamam, geleceğim. Ya vallahi geleceğim. Nazlı, bir şey mi söyleyecektin? Evet baba, bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum kızım, söyle. Babaannem bize bir yemek yapıyordu, hatırlıyor musun? Evet evet, hatırlıyorum kızım. Hah, işte bizim restorana gelen bir müşterinin ninesi onu bulgurdan yapıyormuş. Bulgurdan mı yapıyormuş? Çok enteresan değil mi? Evet, enteresan. Ama değişik malzemelerle yapıldığını ben de duymuştum. Ay Fatoş, Allah aşkına ben nasıl bırakıp gideyim? İşim gücüm başında durmam lazım. Yani bu kredi borcunu ödemenin başka yolu yok. Müşteriler buradan memnun ayrılacak. Sonra arkadaşlarını alıp geri gelecekler. Tamam Nazlıcığım, öyle de yani bu yeni gelen taksiti nasıl ödeyeceğiz? Benim aklım şu anda onda. Taksit gününe kaç gün kaldı şurada ya? Düşünüyorum Fatoş. Yemek yaparken düşünüyorum aynı zamanda. Ben böyle böyle kaç problem çözdüm biliyor musun sen? Ona eminim canım. Yalnız var ya, her işi şu tek başına yapma huyun var ya, işte en gıcık olduğum huyun o Nazlı. Bari bırak şu sosu karıştırma işini, burada yamaklar yapsın ya. Bu kadar insan boşuna mı Allah aşkına? Aa, o kadar kolay diyorsun yani. Ya ne kadar zor olabilir ki? Peki, aç kulaklarını, beni iyice dinle, bir de izle aynı zamanda. Evet. Bu işin sırrı tarif falan değil, yapılış şekli. Sen ve sos iki sevgili gibi olacaksın. İki sevgili gibi. Ay çok hoşuma gitti bu Nazlı. Evet, dinliyorum. Bak, mesela ateş çok harlı olursa böyle köpürür falan, tadı kaçar. Ama çok kısık olursa da şu gördüğün mükemmel kıvamı asla tutturamazsın. Çok karıştırmayacaksın. Ama az karıştırırsan da dibi tutar. Ay gerçekten de kadın erkek ilişkisi gibiymiş yani. Benim hiç beceremediğim şeyler, hele ki bu ara. Şuraya baksana. Alo. Evet benim. Ne yapmış? Tamam. Tabii ki. Ne olmuş? Bulut. Bugün okulda basketbol antrenmanı vardı. Çocuğun birine kafa atmış. Aa, bak sen şuna. Ay Fatoş, velileri çağırıyorlar. Ben buraya bırakıp gidemem. Ferit arayayım. Tamam. Yapıyorum, yapıyorum. Merak etme. Alo. Ferit, bizim bir problemimiz var. Çok önemli bir görüşme için yoldayım. Ben okula gidemem. Sen gidip görüş. Bir dakika ya. Ben de mutfaktayım. Yalnız hatırlatırım, evin mutfağında değil, restoranın mutfağında. Bir sürü sipariş var, bırakıp gidemem. Yardımcılarım var Nazlı, bugün ilk onlar yapsın. Senin çünkü çok önemli toplantına yardımcıların gitsin o zaman. Nazlı, bu çok özel bir görüşme. Benden başka kimse gidemez. Eğer sen de çıkamıyorsan Tarık'ı ara, o ilgilenir.
Ya Ferit çok önemli diyorum sana. Bulut arkadaşına kafa atmış ne Tarık? Nazlı çocuk bunlar. Kavga da edecekler. Düşüp bir yerlerinde yaralayacaklar. Tarık gitsin. Ben sonradan konuşurum Bulut'la, tamam? Kapatıyorum şimdi. Efendim Ferit Bey. Tahir. Bekir seni takipte. Buluşma yerine girme. Gez, toz, bir yerlerde bir şeyler ye. Sonra tamirhaneye geri dön. Tamam. Tamam Ferit Bey. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Ya bu erkeklerin kafası ne acayip çalışıyor. Yok ne olacakmış. Yok çocukmuş. Kafa da atarmış. Fatoş ne yapıyorsun? Ay tamam. Karıştır. Bak yavaş karıştır. Hızlı değil yavaş. Ne diyordum? Bu erkek milletin ne acayip kafası var ya. Yok çocukmuş, yok ne olacakmış, altlarımı kavga etmişmiş. Yok kavga ede de büyürmüş. Tarık baksınmış daha neler. Ne olacak şimdi? Yani bir şey olmayacak. Ben paşa gideceğim. Aklım orada kalacak yoksa dayanamam. Tamam bebeğim, sen hiç merak etme. Bu da oldu herhalde ya, alıyorum artık. Ha? Evet olmuş Fatoşcuğum, eline sağlık. Ay hiç önemli değil. Gerçekten kadın erkek işleri sana göre değilmiş. Ay Nazlı. Nazlıcığım sen şimdi git. Biz burada hallederiz yani işleri. Hiç aklın bizde kalmasın, tamam mı? Tamam. Fatoş. Manım yarasına şu adamı yemeğe çağırsın. Para aldı. Alacak mıyız? Başka seçeneğimiz yok Fatoş. Denize düşen yılana sarılır. Tamam. Görüşürüz. Hadi güle güle. Nazlı. Senin ne işin var burada? Ya aradın ya okuldan çağırdılar diye. Senin ne işin var? Tarih olacak mı? Onu sen dedin canım, ben demedim. Gerçi telefonu suratıma kapattığınca konuşmayı bitiremedik. Ondan kafan karışmıştır. Kusura bakma, biraz sıkışık bir durumdayım. Ama dayanamadın, geldin değil mi sen de? Gidip bakalım neler yapmış bizimki. Neredeler biliyor musun? Şurada bir görevli var, ona sorabiliriz istersen. Şunu düzelteyim. Ebeveyn gibi gözükmeliyiz. Kolay gelsin. Spor salonu ne tarafta acaba? Sağ kapıdan çıkınca görürsünüz. Tamam, teşekkürler. Hadi seri, hadi. Aferin. Daha yavaş, daha kontrollü. Aferin, al topu hemen. Geç sırana. Bulut, yerine. Devam edin siz, devam edin çocuklar. Ay bir an 10 yaşıma geri döndüm. Ne yapmıştın 10 yaşına? Arkadaşıma kafa atmıştım. Bulut'un ebeveynlerisiniz herhalde. Evet merhaba, ben Ferit Aslan, dayısıyım. Nazlı. Yengesiyim. Memnun oldum. Ben de spor hocası Ekrem. Memnun oldum. Hocam gerçekten çok şaşkınız. Bulut hiç öyle bir çocuk değil aslında. Biliyorum. Bulut ailesini kaybettikten sonra okulda daha da agresifleşti. Ama inanın işi hiç bu raddeye getirmemişti. Belki maç yüzünden girmişlerdir birbirlerine. Bu da hoş değil tabii ama en azından bir açıklaması var. Hayatım, hocamız maçtan önce başladı dedi ya. Duymadın mı? Duydum hayatım, duydum da bazen maç heyecanı öncesinden başlar ya. Yani sen bilemeyebilirsin. Devam edin çocuklar, devam edin. Durun dedim mi ben size, hadi. Hadi devam edin, aferin. Kavganın aslında maçta bir alakası yok.
Yani onu söyledin, bunu yaptın. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Biz Bulut'a gereken cezayı vereceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Evet. Ama ceza vermeden önce karşımıza alıp güzelce konuşacağız. Çocuk hatasını iyice anlamalı. Evet, tabii evde konuşuruz ama bu yaştaki çocukların gerekli dersi almaları için somut adımların da önemli olduğunu biliyoruz. Evet, biliyoruz. İşte bu yüzden bu konuyu evde masaya yatıracağız. Devam edin çocuklar. Devam, aferin. Sırayla. Hadi. Aferin. Ben gereğini en iyi şekilde yapacağınızdan eminim. Bulut'a karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacağız. Hiç merak etmeyin. Evet. Net bir şekilde ne düşündüğümüzü, yaptığının ne kadar yanlış olduğunu ona öğreteceğiz. Aşkım biz hocayı daha fazla oyalamayalım istersen. İyi günler o zaman size. Buyurun Bulut'u da alabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Günler. Bulut, hadi gel. Aferin çocuklar. Hadi devam et. Aferin, aferin. Daha hızlı. Evet. Bulut'cum, biz ilk öğrendiğimizde çok şaşırdık. Bizim tanıdığımız Bulut hiç böyle şeyler yapmaz dedik, değil mi Ferit? O yüzden bir de senden dinlemek istiyoruz. Anlatmak ister misin bize? Önce Efecan başlattı. Neyi başlattı Bulut? Efecan hep sınıfa girdiğinde bana omuz atıyordu. Bugün de attı. Ben de çarptım bir tane. Çarptım bir tane. O ne demek dayıcığım? Hakan'ın işte söyledi. Dedi ki biri seni durmadan gıcık ederse dedi altta kalma. Kiminde yürek var, kiminde de kalp var demişti ya. Bende de yürek var işte vurdum bir tane. Bulut. Bulut canım. Bak herkesin iki eli iki yumruğu var. Her tepesi atan karşısındakine saldırırsa ne olur? Nasıl çözeriz biz o zaman problemleri? Bana ne? Önce Efecan başlattı, omuz attı, o hak etti. İyi, hak ettiyse sen de temiz bir cezayı hak ettin. Bir hafta televizyon, bilgisayar yok sana. Neden ya? Biraz fazla oldu sanki. Ama cezanı harfiyene yersen düşebilir. Hı hı. Bana ne? Efecan hak etti bir kere, omuz attı. Tam zamanında aldık Hakan'ın yanında. Evet. İnşallah geç kalmamışızdır. Seni restorana mı bırakayım, bizle mi gelmek istersin? Restorana gideyim ben. Nazlım, ne olur bizimle gel. Tamam Bulut'cum, sen hiç merak etme. Restoranda ufacık bir işim var, halledip hemen eve geleceğim. Akşam masal ben anlatacağım sana. Gerçekten çok lezzetli her şey. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şerif Bey, telefonda size bahsettiğim bir konu vardı. Hani borç meselesi. Sizinle eski evden bir tanışıklığımız var. Benim herkesle çalışmada bu biliyorsunuz. Çalıştığım kişileri tanımak, sevmek ve onlara güvenmek isterim. Tabii. Ama Nazlı Hanım'a ben çok güvendim. Eli de pek lezzetli. Teşekkür ederim. O zaman borç vereceksiniz bize. Valla ne zaman isterseniz anlaşmaya yaparız. Zaten öyle atla deveyle bir şey istemiyorsunuz. Hallederiz yani. Yalnız anlaşmanın şartlarını biliyorsunuz. Benden kimseye bahsetmeyeceksiniz. Sonuçta senette elden para veriyorum size. Bir de en önemlisi ödemelerinizi günü gününe yapmanız şart. Hiç merak etmeyin. Ödemeleriniz günü gününe yapılacak. Tamamdır. Benim çıkmam lazım. Bulut evde yalnız bırakmayın. Sen Şeref Bey'e tatlılarımızdan ikram edersin. Tamam. Şeref Bey çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Güle güle. Şeref Bey, ne tatlı ikram edeyim size? Ben size bırakıyorum Manem Hanım. Tamam. Hemen geliyor.